A Milli Takım'ın Euro 2024 için yaptığı ilk provadan gol çıkmadı. Ay Yıldızlar son Avrupa şampiyonu İtalya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Milli takım Euro 2024 hazırlıklarına zorlu İtalya deplasmanında başladı. Son Avrupa şampiyonuyla karşılaşan Ay Yıldızlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Montella, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Salih Özcan ve İsmail Yüksek gibi oyuncuları dinlendirdiği maçta Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy'a ilk gez şans verdi. Ülkesine karşı görev yapan İtalyan çalıştırıcı turnuva için umutlu. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir test oldu. Skordan memnunuz. Dengeli bir maçtı. Savunmadaki gelişimimizi ve hücumdaki eksiklerimizi gördük. Top bizdeyken daha net işler yapabilirdik. Euro 2024 için büyük hayallerim var. Ancak hedeflerime her zaman küçük adımlarla ilerlemeyi tercih ederim. Ay yıldızlarda Ozan Kabağan sakatlıysa moralleri bozdu. 42. dakikada sahayı sedyede terk eden milli soperin durumu bugünkü tetkiklerden sonra belli olacak. Türkiye Euro 2024'ten önceki son provasını pazartesi günü Polonya ile yapacak. Milliler, Tunuba'daki ilk sınavında 18 Haziran'da Gürcistan'la karşılaşacak. Milli takımın ilk provasını yaptığı Euro 2024'de artık 10 gün kaldı. 24 ülkenin Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacağı Tunuva'da gözler 3 favorinin üzerinde. Türkiye'nin ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği Euro 2024 14 Haziran'daki almanya İskoçya maçı ile başlayacak. Münih'teki açılışın ardından son 16 takımın belirlemek için 10 şehirde grup maçları oynanacak. Amili takımın F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacağı turnuvada otoritelerin 3 favorisi var. Son finali evi Wembley'de kaybeden İngiltere tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu istiyor. Penaltılarda kaybettiğimiz dramatik finalin travması artık yok Oradan gerekli dersleri çıkarttık Yıldızlarımızdan iyi bir takım yaratıp bu kez kupayı kaldıracağız 1966'daki Dünya Kupası zaferinden sonra büyük turnuva kazanamayan İngilizler Kane, Bellingham, Foden, Saka ve Palmer'lı kadrosuyla kağıt üstünde güçlü Dünya Kupası'nın son finalisti Fransa'da Euro 2024'e iddialı gidiyor. Bu ekip Dünya Kupası'nı 2018'de kazandı ama hiç Avrupa şampiyonu olmadı. Bunu başarmak için her türlü silah sahibiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Real Madrid'e imza atan yıldızı Mbappe ile zirveyi hedefleyen Maviler, 2000'den sonraki ilk zaferinin peşinde. Ev sahibi Almanya'da yükselişteki yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Sezonun formda isimleri Florian Wirtz ve Kai Havertz'e güvenen panzerler 28 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine dönüş için taraftarının önüne çıkacak. Kıta'nın yeni şampiyonunu belirleyecek Euro 2024'teki büyük final 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadında oynanacak. Ampute Futbol Milli Takımı üst üste 3. Avrupa Şampiyonluğuna ilerliyor. C grubunda İrlanda'yı 5-0 yenen Ay Yıldızlar çeyrek finale namalüp yükseldi. Fransa'daki turnuvada ilk iki maçını kazanan milliler Ömer Güleryüz'ün 4 golle yıldızlaştığı açtığı maçta İrlanda'yı 5-0 mağlup etti. Cevgur bunu 9 puanlı lider tamamlayan Türkiye son çeyrek finalde yarın sahaya çıkacak. Son iki Avrupa şampiyonasında zaferi ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı 2022'de de ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.